Ahali Kültür Haftası kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Bu kültür kadim Anadolu topraklarında 800 yıldır var. O günün doğruları neyse bugünün doğruları da aynı. Biz de çocuklarımıza doğruluğu, dürüstlüğü, kardeşliği, birliği, beraberliği, çalışmayı, azmi nasihat ediyoruz. Bu topraklarda doğmaktan onur duyan, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde bu ülkeye hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye başkanı olarak bu konuda üzerime düşen sorumluluğu başta esnaf odaları birliğimizle beraber nasıl çözebiliriz'in hep derdi ve telaşı içerisinde olduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana 4,5 yıllık süreç içerisinde birçok zorluklar, badireler atlattık. Bunları yaparken hep beraber yaptık. Biz her şeyin en iyisini biliriz anlayışıyla değil, esnaf kardeşim ne söylüyor? Esnaf kardeşim ne talep ediyor? Bunun doğrusu ne deyip bir muhakeme sonucu hep beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde ve imkanları dahilinde sizlere katkı sunmaya çalıştık. Esnaflık sıkıntılı günler yaşıyor. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, modeller değişiyor, AVM'ler geliyor, zincir marketler geliyor. Yüzlerce yıllık bu Anadolu geleneksel esnaf yapısı da eski günlerini arar duruma geliyor. Bunlar iyi dilek, niyet ve istekle çözülmez. Bunlar Ankara'da, sayın milletvekillerim burada, parlamentoda yapılacak olan yasal düzenlemelerle olur. Yıllardır AVM'ler konuşulur. AVM'lerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, AVM sayısının bölgenin nüfusuna, yerel kriterlere ya da referanslara göre düzenlenmesi konusunun tekrar tartışılması istenir. Ama benim gördüğüm şu, parlamentoda görev yaptığım sürede de böyle oldu. Hep AVM lobisi üstün çıktı. Bu konuda mutlaka yasal düzenlemeler yapılıyor ama bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Belediyeler de bu konuda hassas olmalı. Her önüne gelen evrağı imzalayıp AVM izni vermemeli. Bu konuda esnafın yanında olmalı. Paranın bir kese tarafından, bir cep tarafından kazanılması değil, binlerce insan tarafından hakça bölüşerek kazanılması toplumsal barış ve huzur içinde son derece önemlidir diye düşünüyorum. Elbette ki esnafımızın finans sorunu var. Bu herkesin sorunu. Sayın Başkan'ın dediği gibi ekonomik dalgalanmalar bütün sektörleri etkilediği gibi esnaflarımızı da etkiliyor. Vergi yükleri, esnafın sabit gideri, geliri artık onun kısmetini. Bismillah der dükkanını açar. Ama bismillah deyip dükkanını açtığında vergi yükü durmaz. Elektrik faturası durmaz, su faturası durmaz. Esnaf böyle zor koşullarda mesleğini icra ettiği için devlet mekanizmasının bu konuda esnafın topluma sağladığı katkıları da düşünerek daha pozitif bakış açısı içerisinde olması gerektiğini söyleyebilirim. Hem kamu yatırımları hem özel sektör yatırımları insanlar engellemeye çalışsa dahi Mersin'i sadece Türkiye'nin de dünyanın saygın kentleri arasında sokacak önemli yatırımlar. Bu nedenle Mersin'de artık esnafın da meslek bazında kümelenmesi, daha iyi hizmet verebilmesi, daha iyi ortamlarda icra edebilmesi için bu konuda başta belediyeler olmak üzere
işe el atmak zorundayız. Belediyelerle bitmiyor. Sadece büyükşehirle bitmez, ilçe belediyesiyle bitmez. Bakanlıktan silsile şeklinde bütün kurumların hazine arazilerinin tahsisiyle, yoksa esnafın arazi alarak ama büyükşehirin ve diğer kamu kuruluşlarında altyapı desteğiyle matbaacılar, hurdacılar, mobilyacılar, bunlar ayrı tasnif edilerek hızla bu tip ihtisas sanayi sitelerinin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin halk kart uygulaması var. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartı kullanırlar. Bunların hesaplarına para yüklenir ve giderler. ESOP'la anlaşmalı olduğumuz 403 bakkaldan, bakkal, market değil, bakkaldan alışveriş ederler. Kozmetik, tekel ürünleri dışında ihtiyaçlarını bu karttan karşılarlar. Ve her ay biz hesaplarına 3 milyon 887 bin lira yatırırız. Yılda da 46 milyon 650 bin liraya tekabül ediyor bu yıl için. Gelecek için, yıl için, yani hemen Ocak ayından sonra da bunun yaklaşık aylık 6 milyon, yıllık da 70 milyon üzerinde bir rakama tekabül edeceğini düşünebilirsiniz. Oradan biraz, buradan biraz. Bu destekler esnafın cebinde biriktiği zaman kocaman iyi bir bereket olur, bir rızık olur. Bu açıdan yapacağımız projelerde, projeksiyonlarda esnafı da işin içerisine dahil ederek çok daha iyi işler yapma gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Çocuklarımızın meslek liselerine yönlendirebileceğimiz cazibeyi yaratmak zorundayız. İyi şoför ararsınız, şoför bulamazsınız. İyi bırakın, şoför bulamazsınız. İş makinesi operatörü bulamazsınız. Metal işleriyle uğraşan kaynakçı, mobilya ustası, elektrik teknisyeni, makine teknisyeni. İşsizlik çok denir bir taraftan ama herkes çocuklarını belediyeye aldırmak için uğraş sarf eder ama bizim bu alanlarda açığımız var, eleman bulamıyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne. Buradan da duyurmak istiyorum. Onun için de meslek edindirme kursları açtık. Evde bakın kursu açtık. Evde bakın. Kursa gidecek, belediye işe girecek. Şoför kursu açtık. Otobüs şoförüne ihtiyaç var. Kamyon şoförüne. Operatöre. Şoför kursu açtık. Kursu bitir. Ehliyetini al. İşe alalım. Bu şekilde birçok yerde farklı meslek gruplarında Yenişehir'de, Halkent'te, Tırmıl'da, Halde bu bölgelerde yaptığımız çalışmalarla, açtığımız meslek edindirme kurslarıyla tekstil eğitiminden kaynak eğitimine, sanayi dallarına ait kurslara, dil kurslarına kadar birçok konuda çocuklarımızın meslek edinmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterme çabası içerisindeyiz. Evet, ahilik bizim için, Türk milleti için, milletimiz için, devletimiz için, ülkemiz için bir büyük kültür hazinesidir. Ahilik de evet, esnaflık kültürü ön plana çıkmış olmakla birlikte ahilik hem dünyevi hem uhrevi prensipler ihtiva etmesi vesilesiyle bütün hayatı kuşatan bir anlayış ortaya koyar. Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük değerlerinden ahilik geleneği, toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan değerlerin uygulanması ve toplumsal denetimin mekanizmasının işlemesinde çok önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda ahilik teşkilatı, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere toplumun tüm kesimine ön yargıdan uzak, haktan ve doğrudan yana durmayı öğütlemiştir. Ahiliğin aynı zamanda gerçek ölçüsü hak ve adalettir. Bizler elimizden geldiğince esnafın sesi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte esnafımızın gördüğü zararları çok net görüyoruz. Her biriniz artık günlük kazanıp günlük yaşayacak noktaya geldiğinizi biliyoruz. Daha doğrusu
zar zor ayakta durmaya çalıştığınızı da biliyoruz. Ahilik kardeşlik demek. Yoldaşlık demek. Yol arkadaşlığı demek. Evet, esnafımız sıkıntılı. Biliyoruz. Sizlerin içinden çıktık. 30 yıl sizlerle beraber olduk. Hep esnafın derdini anlattık, sıkıntılarını anlattık. Evet, bazı sorunlarımız var. Heybemiz dolu. Şimdi meclis açıldığında bunu yeniden ortaya çıkaracağız. Özlük haklarınızla ilgili sıkıntılar var. Vergilerle ilgili sıkıntılar var. Sosyal güvenlik yükünüz ağır, sıkıntılarınız var. Bunların hepsini biliyorum. Ahilik demek az önce söylendi. Kardeşlik demek. Ahilik demek birlik demek. Beraberlik demek. Kucaklaşmak demek. Paylaşmak demek. Ahilik demek kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu güvenlik. Bununla beraber aynı semtte yaşayan insanların, çocuklarımızın güvenliğini koruyan bir abi demek esnaf. Apartmanımızda oturan insanlarımızın çocukları aşağıya indiği zaman onlara kendi çocuğumuz gibi bakmak demek. O yüzden bir esnaf olduğum için, bir esnaf çocuğu olduğum için de her zaman her yerde onur duyuyorum. Batı medeniyeti Avrupa ortaçağ karanlığındayken ustanın, kalfanın, çırağın ilişkisini, hukukunu, ticaret hukukunu, iş hukukunu, rekabet hukukunu, tüketici hukukunu ve buna ilişkin disiplini ortaya koyan, bu şekilde Anadolu'da sağlıklı, güçlü bir ticari hayatın oluşmasını sağlayan, Anadolu'nun bir ticaret merkezi olmasını sağlayan, zor günde, dar günde de vatan savunmasında aktif görev alan ahilik teşkilatı üyelerini ve kurucusu Ahi Evran'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Birimiz Ahi Evran sayesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuş, bizlere ve dünyaya eşsiz bir model olmuştur. Birimiz Ahi Evran ve aile kültürümüz bizlere kardeşliği, cömertliği, dürüstlüğü, eli açık olmayı, dayanışmayı öğütler. Devletimiz ve milletimizin yanında olmayı, her koşul şartta bir olmayı, birlik olmanın önemini hatırlatır. Diğerlerinin para ve kar duygusu, rekabet duygusu merkezdeyken esnaflıkta insan merkezdedir. Ahilik birlik olmaktır. Ahilik ekonominin merkezine ahlakı, dayanışmayı, işbirliğini almaktır. Her ne koyduysan ona kafamdaki şekli verebilmekte. İşte böyle. 50 yıldır terzilik mesleğini sürdürmektedir. Söylediğin gibi artık gözleri de görmez oldu. Onun için tekahüt sandığından bir ay ona yetecek kadar bir maaş bağlanmasını, bundan sonra da ibadetinde ve torunlarını severek yaşamını sürdürmesini sağlayalım. İcazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Ya Şeyh'im, kardeşimiz Selim oğullarından Mustafa'dır. 8 yıldır ustamın yanında kalfalık yapmaktadır. Kendisi ve arkadaşları da yaptığı işlere şahittir. Ey oğul, erkin ki güzel ahlaktan ve aklı selimden ayrılmayasın. Büyüklerinden önce söze başlamayasın. Büyüklerinden önce gidip büyüklerine izzeti ikramda bulunasın.
harama bakmayasın. Sayın Bağım Seçer, efendim sizi tekrar sahneye davet edebilir miyiz fotoğraf için? Evet, yani şimdi aslında sözün düğümlendiği yer. Evet, zevkle 30 yıl, 32 yıl, 33 yıla girdik. Bu teşkilatta hizmet ettik. Ama birlik başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız böyle bir karar almışlar. Emin olun 30 yılın bütün yorgunluğu gitti. Ben tüm başkanın nezdinde yönetim kurulu arkadaşlarımıza, denetim disiplin kurulu arkadaşlarımıza ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Evet, Ahi babamızı bir alkışlayalım efendim. Hızlı abi, hızlı.